Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Photoshop derslerimizin devamında size nesneler arası yazı nasıl yerleştirebiliriz ve nesneler arası yazıyı yerleştirirken buradaki gibi boşluk yani stroke efekti verip nasıl bir bütün oluşturabiliriz? Bunu göstermek istiyorum. Öncelikle bir tane fotoğraf seçtim. Ben koydum fotoğrafımı. Şunların hepsini siliyorum. Bir tane fotoğraf seçtim. Daha sonra T'ye basıyorum tekste. Bu sefer sizinle beraber yapmak için Zara yazdım. Bunu bir büyüteyim. Çünkü bazen çıkmıyor. Şunu şu tarafa koydum. Bir bunun şeyini değiştirmek istiyorum. Fontunu sizinle sıfırdan yapmak için bakın gayet de Zara'nın kendi şeyi oldu sanki fontu. Bu arada fontun adını merak edenler varsa New York font ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunu buraya koydum. Daha sonra görselimi CTRL-J diyerek kopyalıyorum. Yok, evet kopyalıyorum ve yukarı çıkıp select Subject diyorum. Benim için sadece objeyi seçsin. Bu modelimizi seçsin. Seçmesini bekliyorum. Evet. Seçtiğinde gördünüz. Daha sonra maskeleme diyorum ve bakın şurada şu şekilde kendisini çıkardı. Sonra bu yazımı Zara'yı CTRL-J diyorum yine kopyalamak için. Ve bir tanesini arkaya koyuyorum. Kopyaladığımın üzerine şimdi şöyle bir şey yapacağım. Sağ tıklıyorum ve Convert to Shape diyorum. Yani benim için bir şekle dönüştür. Bunun üzerine şimdi değişiklik yapmak istiyorum. O yüzden buradan Rectangle'a geliyorum. Yani tıklıyorum. Bakın şurada benim için özellikleri açılıyor. Fill iç dolgusunu istemiyorum. Stroke o beyaz olsun diyorum. Daha sonrasında 3 punto olsun diyorum. Ve buradan şunu seçiyorum. Tamam, bakın. Hafiften bir şeyimiz oluştu. Ama yine bir olarak vermiş. Ben bunu 3 istiyordum. Bakayım. 3 olarak verdim mi? Tekrar bir kontrol ediyorum. Evet, bakın bu sefer 3. Şimdi şu yazımı seçiyorum. Ortadakinin seçilmesini istemiyorum. CTRL'ye bir kere basıyorum. Sağ tıklıyorum. Link Layers diyorum. Bu ne demek oluyor? Ben yazıları hareket ettirdiğimde komple hepsi hani önce alttakini normal olanı yapayım sonra üste yaptığımı yapayım olmasın diye linkliyoruz. Aynı anda hareket ediyorlar. Ve bakın bu şekilde benim için linklemiş oluyor. İstediğim gibi hareket ettiriyorum. Bakın hareket ettirdikçe buraya geldiğimde sadece stroke gözüküyor. Şu yazıya yazıya tıkladığım zaman bakın şöyle benim için bunu değiştiriyor ve şurada stroke efektiyle bir bütün oluşturuyor. Bu şekildeydi bu. Yani istediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Bu dersimiz bu kadardı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Basit bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Yorum kısımlarında siz de belirtirseniz çok sevinirim. Daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Diğer derslerde